İyi geceler sevgili seyirciler gündem ötesine başlıyoruz. Bu gece programımızda gizemli dünyanın kapılarını aralayacağız. Biz bu gece aslında antik Mısır'ın gizemlerinden bahsedeceğiz ama hali hazırda sıcak bazı tartışmalar var. Mesela sosyal medya platformlarında da çekilen bir takım belgesellerde de mesela Kleopatra'nın ten rengiyle ilgili veya etnik kökeniyle ilgili yeni bir takım tartışmalar türedi ve bunun üzerine de hatta Mısır tarafından tepki sesleri yükseliyor yükseldi. bununla başlayacağız. Sonrasında en güçlü Firavun, ikinci Ramses'in yeni bir etlendirme çalışması yapıldı. Yani nasıl göründüğüyle ilgili. Aslında bu bize teknolojinin de geldiği noktayı gösteriyor ve hangi donelerden yola çıkarak acaba Ramses'i e, o tipe benzetmişler diye de sormak istiyorum. Sonra yeni bir takım e, altın dilli mumyalar olarak adlandırılan e, buluşlar ortaya çıktı. Ve bir de tabii e, Kleopatra'nın mezarı kayıp ama artık bu mezar bulundu diye de ortaya atılan bir takım bilim insanları tarafından iddialar var. Biz de bu konuları konuşalım istedik. Doçent Doktor Ahmet Çelik, kendisi bir arkeolog. Aynı zamanda Antalya Müzesi'nin de müdür yardımcısı çok küçük yaşlardan itibaren Antik Mısır'a özellikle dikkat kesilmiş, üzerine çalışmış ve adeta neredeyse bir tutku haline gelmiş ki bunun bir de romanını yazmış. Biz bu romandan da sizlere bu gece hediye etmek istiyoruz. Bilare konusunu konuşacağız. Bir de tabii yine gündem ötesi seyircisinin çok sevdiği Erhan Altunay'ın Mezopotamya ve Mısır Paganizmi üzerine bir kitabı var. Bu kitaptan da size hediye etmek istiyoruz. Peki nasıl? Her zaman yöntem belli. Etiketimizi kullanarak bize sosyal mecralardan yazmanız, yorum yapmanız veya soru göndermeniz suretiyle ee, hemen biz de sorular hazırladık. Bu sorulara cevap da gönderebilirsiniz. Ee, tarihte etiketiyle size soracağımız ilk soru dünyanın en uzun nehri hangisidir? Konuyla da bağlantılı. Dolayısıyla bu soruyu size soralım. Ve konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Size nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ee, böyle konular olduğu zaman tabii iyice böyle bir merak yükseliyor. Çünkü bizim açımızdan Doğru. da hep konuşuyoruz. Yani bizim daha ziyade Türk tarihine odaklanmışızdır tabii. Ama Mısır'ın da bir Türk tarihi var, o ayrı. Ayrı tabii. Ee, biz şimdi önce şu... Siyah Kleopatra'yı soracağım siz, size. Çünkü Mısır'ı da karıştırdı. Biz böyle Kleopatra deyince gözümüzde o klasik böyle bilindik makyajıyla... ...ondan sonra görüntüsüyle e, çok güzel bir kadın aklımıza geliyor. Ve tabii tarihe de damga vurmuş birisi. Aynı. Peki nereden çıktı yani siyahi bir kadın olduğu fikri? Aslında şöyle bir şey var. E, Kleopatra... Aslen Makedonya kökenli bir aileden geliyor. En büyük dedesi 1. Ptelemaios Soter 1 olarak adlandırılan birisi Makedonya soyundan geliyor. Fakat bunun babası 12. Ptelemaios var. 12. Ptelemaios'un lakabı Auletes. Bu adam devlet başkanı olmasına rağmen flüt çalmayı çok seviyor. ...toplantılarda bir devlet başkanının... ...sürekli flüt çaldığını bir düşünsenize. Allah. Bu adam sürekli flüt çalmayı... ...saplantı haline getirmiş olan bir insan. Taşkınlığı seviyor. Kadınlarla skandalları var bayağı bir. Ondan sonracığıma... ...tabii Kleopatra'nın... ...bu babasından dolayı da... Meşru ...meşruiyet sorunu var. Annesinin kimliği üzerinde tartışmalar var. Şimdi bir görüşe göre bazı bilim insanları... E Kleopatra'nın eee 5. Kleopatra, Kleopatra Trifania'nın kızı olduğunu söylüyor. Çünkü yani tarihte bir tane Kleopatra yok. Yani bir tabii, bu yok. Bu 7. Kleopatra bizim yedinci, esas. en meşhur Kleopatra. olan. Ama evet. kadın o kadar zaten büyük bir isim olmuş ki diğer Kleopatraların hiç esamesi okunmamış. Esamesi okunmuyor Ptolemaios hanedanlığında annesi 69 yılından sonra e, kayıtlardan ismi siliniyor. Bu 5. Kleopatra Trifania'nın. Kleopatra'nın doğumu da 69 gibi. Muhtemelen bazı bilim insanları diyor ki Kleopatra'yı doğururken öldü bu. Hmm. O yüzden bu annesi olabilir. Ama bunun dışında ikinci bir görüş daha var. Az önce sormuş olduğunuz soruya yanıt niteliğinde aslında. Babasının hani çapkın bir yönünün olduğunu söylemiştik. Bu e, Pıtah rahiplerinden Piseren Pıtah ya da pisem Pıtah adında bir e, Pıtah rahibi var. Onun ailesinden bir kadınla Yasak aşk yaşadığı ve Kleopatra'nın da bu kadının çocuğunu, çocuğu olduğunu söyleyenler var. Şimdi baba e... Makedonya ha. kökenli. Ama baba zaten asil bir soy. Aynen. Ha. Ee, biraz da o kültürü tanımak anlamında soruyorum size. Tabii. Annesinin kim olduğu önemli. E tabii. Annesi toplumdaki e, tabii. yerini, konumunu belirleme noktasında. Aynen. Şimdi ee, aslında e, annesi yerli bir Mısırlı olduğu için Kleopatra'nın ten renginin biraz daha koyu olması ihtimali var. Hmm. Ki zaten az önce göstermiş olduğunuz az önce gösterilmiş olan o portrede de e, Kleopatra'nın bakın şu burun yapısı Mısırlılar'da görünen bir burun yapısı. Şöyle kanatları aşağı doğru genişliyor. Mesela ünlü sanatçı Ümmü Gülsüm vardır. Evet. Onun burun yapısı da böyledir. Birçok da benzer Kıptiler'de görünen burun yapısı. O yüzden Kleopatra'nın harbiden annesinin yerli bir Mısırlı olma ihtimali var bence de. Peki şunu soracağım. Ee, bu görüntüdeki... Evet. E, bu aslında ne diyelim buna? Heykel mi? Kabartma mı? Ne diyelim? Portre. Portre. Mesela bu portrenin e, Kleopatra'yı gerçekten yansıttığı fikri nasıl oluştu bizde? Yani böyle miymiş? Nereden biliyoruz? Çünkü gerçekçi portreler o antik dönemde fotoğraf e, neyse... O da oydu. İnsan nasılsa Hı. öyleydi. Bunun dışında idealize edilen, yani güzel gösterilen şeyler de vardı. Tamam. Şimdi belki de sanatçının yorumu böyleydi. O yüzden Yok. soruyorum. Değil etmiyorum Netmiyorum. Ya yani ona izin vermezler. Kleopatra gerçekten buna yakın bir şeydir. Ama şöyle bir şey var tabii. Şurada bütün kaşı, gözü, dudağı her tarafı boyalıydı aslında. Silinmiş. Bütün o gördüğümüz müzelerdeki heykellerin hepsi de silinmiş aslında. Hepsi olduğu gibi yapılırdı yani kaç rengi saç rengi e, bütün hepsi boyalıydı. Silinmiş maalesef. O zaman diyorsunuz ki gerçekten de Kleopatra siyahi olabilir. Tam siyahi değil böyle esmer tenli, Hı. siyaha kaçan Mısırlarda gördüğümüz gibi daha koyu tenli, en azından Makedonyalılara göre Hı. daha koyu tenli bir e, yapısı olabilir tabii. E, şöyle soracağım. Bizim gözümüzde canlandırdığımız bir Kleopatra görüntüsü var ya, o zaman evet. bu tamamıyla şey mi, hayal ürünü mü? Yani adı e, asırlar boyunca güzellikle alınmış bir kadın tabii. Evet. E, Kleopatra'nın çekiciliği, güzelliği, tabii o erkekler üzerindeki etkisi tabii güzelliğine bağlanmış. Ama bana kalırsa Kleopatra e, sadece güzelliğiyle değil, o altyapısıyla, hı. o çok dil bilmesiyle, hı hı. tıpla uğraşmasıyla... Hmm. zehir ilmiyle, insanlara yaklaşımıyla, ülkesini kurtarmak için yaptığı mücadeleyle zaten insanları etkileme kapasitesi, potansiyeli çok yüksek bir kadın bence. Şimdi ee, o zaman Kleopatra'nın bize biraz böyle bir yaşam öyküsünü anlatın siz de. Anlatırım. Öyle sadece işte Jules Cesar'la büyük aşk yaşadı, sonra o ölünce gitti işte Marcus'la büyük aşk yaşadı filan hikayelerini evet. biliyoruz. Ama öyle bir kadın ki yani kadın ölünce arkasından neredeyse böyle başkaları da ölüyor, koşuyor peşinden. Evet. O tabii ki bir gerçek etkileyici bir kadın oldu ama... ...şu soruyu sorayım ikinci olarak... Ee, ...dünyanın en uzun nehrini sormuştum... ...ona cevap vermeye devam edin lütfen... Ee, ...Kleopatra plajı var bir tane... Evet. ...bizde... ...bu Kleopatra plajı... ...hangi elimizdedir diye size soracağım... ...sonra da konumuza diyeceğim ki... ...gerçekten Kleopatra o plajda bol bol gidip yüzdü mü diye... ...çünkü internete girince... Hep böyle bir e, şey var. Bir algı var. Bir şey. algı var. Acaba gerçek mi? Bunu soracağım. Şimdi bize bir anlatır mısınız Kleopatra? Siz diyorsunuz ki Kleopatra Makedon. Evet. Evet. E, babasını da öğrendik. Evet. E, sonra nasıl bu kadar böyle tarihte yer ediniyor ki biz bugün oturduk onu konuşuyoruz. Şimdi Kleopatra'nın ablası vardı Berenike. Ablası e, 68 yılı gibi babasını devirdi aslında. Çünkü babası devletle ilgilenmediği için İskenderiye onların başkentiydi. İnsanlar açtı. O tabii zevk sefa peşinde koşunca bu İskenderiyeliler ne yaptılar? Babasını isyan ettiler. İsyan edince bu 68 yılı gibi Roma'ya kaçtı. Roma'ya kaçınca o zaman Roma'da Julius Caesar var. Pompeius Magnus gibi çok büyük komutanlar var. Birinci triumvirlik dediğimiz birinci üçlü yönetim kurulmuş Roma'da o zaman. Babası bunlardan 17,5 milyon denari borç alıyor. Bir denar 4 gram gibi bir şey. Çok yüklü bir miktarda borç. Asker alıyor. 55 yılında bir daha İskenderiye'ye döndü. Kızını devirdi. Kocasının son, kızının son kocası Arheloğlu da öldürdü damadını. Kızını da idam ettirdi. Bir daha yönetimi başa ele geçirdi. Başa geçti. Daha sonra 4 yıl bu e, İskenderiye merkezli Mısır'ı yönetti bu adam. 51 yılında, önce 51 yılında bu adam öldü. Eceliyle öldü. Fakat bu e, ablasını da öldürünce en büyük kim kaldı? Kleopatra kaldı. Kleopatra o zaman 18 yaşında falan. E, kardeşi var e, e, 13. Pitelemaios. 12-13 yaşında İşte ondan daha küçük bir kardeşi var. 14. Pitelemaios o da 10 yaşında, 9-10 yaşında bir kız kardeşi var, 4. Arsinoe, o biraz daha büyük. Bunların hepsi aynı babadan kardeşleri. Evet, anneleri Hı. farklı ama Hı. şimdi vasiyet gereği bu 12. Pitelemaios bu devlet adamlarının bu çocukları kullanıp devlete çöreklenmesini istemediğinden dolayı Kleopatra ile 13. Pitelemaios'un tahta geçmesini istedi. Hı. Vasiyeti gereği. Tabi bunu yapınca bunların ikisi de tahta geçtiler. Fakat e, bu e, hadım e, hadım eee Ganimedes vardı. Bunun dışında e, başka bu 13. Ptolemaios'un akıl hocaları falan vardı. Kleopatra'dan haz etmiyorlardı. Hmm. Kleopatra'dan haz etmeyince 3 yıl sonra Kleopatrayı sürgüne gönderdiler. Yani kardeşiyle ortak yönetirken bunların arasında büyük sürtüşmeler başladı. Kleopatra 3 yıl sonra bu e, Güney e, Batı Suriye, e, bu Filistin, İsrail bölgesinde, Aşkelon bölgesinde sürgüne gitti. Şey soracağım, şimdi bu 18 yaşında baba öldükten sonra evet. ve baba ablayı da öldürdükten sonra, Kleopatra da kardeşiyle birlikte yönetimi ele geçirdikten sonra ya da yönetime geldikten sonra... Evet. Ne kadarlık bir bölgenin hakimi ilk önce yani 3 senelik 3 e, seneden sonra sürgüne gidiyor ama o 3 sene nereyi ne kadarlık bir alana yönetiyor? 3 aşağı 5 yukarı bugün bizim Mısır'ın e, olduğu e, Mısır e, haritası varsa 3 aşağı 5 yukarı Mısır'ın kapladığı bir alan. Evet. Mesela şu Nil boyunca şu kuş bölgesine Güzel kadar. Tabii ki e, onların başkenti İskenderiye şurada. Nil deltası hakim oldukları bölge, Sina bölgesini hakimler, e, aşağı Mısır dediğimiz bize göre ters olan aşağı Mısır bölgesine, yukarı Mısır bölgesine ve bu Nübya bölgesinde de altın ve köle getiriyorlar. Bu bölgeye üzerinde egemenlikleri var, bu bölgeye hakim. Onun dışında Doğu Akdeniz'deki Levant bölgesi, yine bizim Anadolu'nun Akdeniz kıyısındaki topraklar, e, Kıbrıs ve Rodos bölgesine hakim olan büyük bir krallık aslında. Pitelemaios Krallığı. Kleopatra o soydan gelen Pitelemaios Krallığı'nın kraliçelerinden birisi ve son derece zeki birisi. Neyse Kleopatra 8 ya da 9 tane dil biliyor. Bu Mısırlılarla Kıpti dilinde, Kop dininde eski Mısır dilini çok rahat konuşabiliyor. Diplomatik e, mektupların hepsine tercüman kullanmadan cevap verebiliyor. Bunu tabii 18-20 yaşlarında yapıyor değil mi? Yapıyor tabii. Hazırlanmış hı hı. yani. Öyle bir eğitimden geçiyor ki. Çünkü İskenderiye okulu onların elinin altında işte orada muzeon var ve büyük İskenderiye kütüphanesi var. En aklı başında böyle en büyük alimler Onların şeyinde yani adamlar edebiyat dersi alıyor, işte güzel konuşma dersleri alıyor, hitabet dersleri alıyorlar, dil dersleri alıyorlar, sayısal bilimlerin derslerini alıyorlar ve son derece nitelikli insanlar ortaya çıkıyor. Ama tabii Kleopatra'nın kendi yeteneği de var. 8-9 dil zaten, bilmek tabii canım, mümkün yani, mümkün bir şey yani. Ya, kesin zaten IQ'su yüksekti. Yüksek, çok yüksek. Yani, Neyse. 8-9 dili. Bu kardeşi bunu sürünce bu gitti o e, Suriye'de o Aşkelon bölgesinde asker topladı. Kardeşiyle e, savaşmak istiyordu. Hmm. Tabi o sırada e, tabi Farsalos deniz savaşı e, Romada da iş savaş vardı. 48 yılında Pompeius Magnus yenilince Sezar'dan, Julius Sezar'dan kaçtı, Mısır'a sığındı. Mısır'a sığınınca bu normalde kardeşi 13. Ptolemaios ihanet etti, emir verdi. Adamları Pompeius Magnus gibi büyük bir Romalıyı, büyük bir komutanı adımını sahile attıkları anda başını kestiler, öldürdüler adam. Cesedini yaktılar, başını sakladılar. Julius Sezar da birkaç gün sonra onun peşinden geldi İskenderiye'ye. Eski damadıydı, eski arkadaşıydı, düşman olmuşlardı ama çok ağırına gitmişti, Hı. çok rahatsız oldu. Yani aslında intikam almaya mı geldi? İntikam almaya geldi ama Mısırlıların bir Romalı'yı öldürmesi onun ağırına gitti. Hı. Ağırına gitti yani. Kendisi öldürmek istiyordu ama başkasının öldürmesi de hoş karşılamadı yani. Hı. Öyle bir şey vardı. Ondan sonra Cilmak Kleopatra Sezar'ın geldiğini duyunca onunla görüşmek istedi. Önce bu Cassius Dağı vardır, bu Sina Çölü'nün doğusunda. Orada adamlarıyla geçmeye çalıştı, orayı geçemediler. Savaşı kaybettiler. Gemilerle, o Aşkelon Limanı'ndan gemilerle İskenderiye'ye geldi. Önce zorla girmeye çalışıyor ama sonra ne oluyor? Rüşvet vererek Sezar'ın yanına gidiyor. Bazı bilim insanları diyor ki Julius Sezar zaten bu Kleopatra'nın olayını öğrenmek istediği için... Kleopatra'yı çağırdı. Gel bakayım dedi bu meseleyi bir anlat. İşte derler ki işte bu saraya girdiği zaman böyle bir halının içinde gizlice girmek istemişti. Evet diyor. mesela filmde öyle biliyoruz. Hani halının içine bunu böyle sarmışlar. Tırı ara ala Aynen. açılınca kadın birden çıkıyor. O kadar sürpriz. güzel ki çok aşık oluyorlar filan. Aynen ama öyle işte, bir sahne var mı yoksa bu senaristin yok, hayal gücü Yok. Antik var. yazarlar onu söylüyor. Yani onu ha, söyl söylüyor. Halı içinde mi çıkmış adam yani karşı? Öylesine söylüyorlar. Hani alt e, halının içinde e, serilmiş diye. Allah onu da Allah. filme dökmüşler zaten. Hı. Etkileyici bir iş yani. Ama zaten o zaman <laughs> genç. Kadının stratejisi. <laughs> <işmiş>. üstüne. <laughs> Aynen. <gülüyor> e Julius Caesar da aslında şey, e, o zaman 51 yaşında falan. Yıllardır savaşlarda zaten. Ondan sonra onun o zekasından, o anlattığı şeylerden etkileniyor. E Kleopatra diyor ki, efendim diyor, siz babamı tanıyordunuz zaten. Babamın işte zaten vasiyeti burada. Kardeşim ve tahta çıkmamı istedi. Ama Durumu yani, izah ediyor. Aynen. Bunlar beni sürdüler. <laughs> Durum şey oldu falan. Ha. Sezar tabii üzülüyor bu duruma. Ondan sonra Cima kardeşini çağırıyor. Gelin diyor. Bakın babanızın vasiyeti buydu. Aranızı bozmayın. Bu ülkeyi beraber yönetin. Çünkü Mısır yasalarına göre o zaman bir kadın tek başına hükümdar olamıyor. ki bir kardeşiyle birlikte çıkmak zorunda ya da eşinin olması gerekir. Ondan sonra Cima tabii 13. Ptolemaios önce ikna olur gibi oluyor ama o devlet adamları sonra bu çocuğu yoldan çıkardılar. Daha küçük zaten. Ondan sonra Cima Julius Caesar e, bunlara savaş açtı. Ee, bu e peki hemen Alexander. aşık olmadılar yani o zaman bir de böyle savaşıdır falan daha işte şey devam ediyor Sezar siyasi bahsetmedi. çekişmeler Romalıların tepkisinden Hı. çekiniyor çünkü Kalpurnia adında bir eşi de vardı zaten Sezar evliydi o zaman ee, ondan sonra acaba ne oldu Sezar tabi tuttu şey yaptı Bellum Alexandrium diye bir kitap e, yazmıştır bir bölümünü Aulus Hurtius adında bir antik yazar tamamlamıştır 4 ay kadar süren İskenderiye Savaşı. Çünkü bu Julius, Julius Caesar'ın birkaç bin askeri var. Bir o Pompeius Magnus'un askerlerini de alıyor. 4 bin kadar askeri oluyor. İskenderiyelilerin 20 bin kadar askeri var. Yaklaşık 3-4 ay boyunca durmadan bunlar çatışıyorlar. Caesar İskenderiye limanındaki gemileri yakıyor. En az 22 gemiyi yakıyor. Belki bazıları diyor ki 70 gemiyi yaktı. Ve İskenderiye Kütüphanesi'nin ilk büyük yangını çıkıyor. Evet. Rulolar. Şimdi Çinize... yani dönemin antik dünyanın en fazla hatta denir ki o dönemin en kıymetli el yazmaları oradaydı. İskenderiye Kütüphanesi'nin içindeydi diye bahsedilir. Aynen öyle. Pergamon krallığıyla bizim Bergama krallığı, Pergamon merkezli, Bergama merkezli krallıkla şey halindeydiler. Rekabet halindeydiler. Hatta Mısırlılar papirüs papirüs ihracatını bile yasaklamışlardı. Pergamonların kütüphanesi onları geçmesin diye. Bu arada şey şu İskenderiye Kütüphanesi'nin e, bazı görselleri de vardı. Bak papirüs deyince de benim aklıma geldi. Şu enteresan bir kitap onu söyleyeyim size. E, ketebe basmış e, kağıt kitabı diye. Biraz da böyle insanlığın serüveni ama kağıdın e, da e, nasıl diyeyim? kağıdın da tanıklığıyla bir Tabii. insanlık serüveni çünkü e, bunun içine şeyi koymuşlar mesela e, kağıt nasıl bulundu Asya'da ya nasıl yayıldı arkasından Avrupa'da nasıl üretildi matbaanın bulunuşu vesaire diye işte Osmanlı dönemine geliyor Cumhuriyete geçiyor falan neyse orada İskenderiye e, kütüphanesi bu hatta 1876 olsa gerek şu illüstrasyon. şöyle bak göstereyim. Evet, evet. Ha, sizde de var bak işte. Evet evet. Şunlar değil mi? Evet. Ee, evet. Rulo halinde. Rulo halinde el yazmaları. Aynen. Anlaşılıyor mu oradan arkadaşlar? Bir getirsenize yakına. Rulo halinde. Bakın şunlar, rulolar da aslında şöyle sarıyorlardı üst üste muhafaza ediyorlardı. Tabii nem, nemden korumak gerekiyordu. Heh, bak şimdi gözüküyor. Aynen, Aynen öyle. Ee, ...dediği gibi hocanın... Aynen. Bakın şurada raflarda üst üste muhafaza edilmek durumunda kalıyorlardı. Tabii bunların bazıları 40 metreye kadar uzayabiliyordu. Bak şunların hepsini birer böyle şey gibi düşünelim. Yayın, kitap, Sarılmış gibi işte. gibi. Evet, el yazması. Evet. Ve bunların hepsi e, büyük bir kütüphanenin içinde, İskenderiye Kütüphanesi'nde e, muhafaza ediliyor. Ama tabii bahsettiğimiz şey bir el yazması olduğu için şimdi ben size... Daha böyle şey bir şey göstereceğim. Bu tabii uyduruğundan göstereceğim ama bu da papirüs mü acaba? Aynen, Sanki cinsi de... benziyor değil mi? Aynı teknikle yapılmış. Çünkü papirüs bir böyle lifli bir bitki. Onu alıyorlar. Bakın şurada olduğu gibi dikey ve yatay olarak o lifleri bölüp hı hı. üst üste diziyorlar ve üzerinden böyle bir şeyle ee, e şey yapıyorlar. Düzlüyorlar ve kağıt ortaya çıkıyor. Paper kelimesi bile papirüsten gelir zaten. Hı, hı Paper kelimesi bile papirüsten evet. gelir. Parşömen kelimesi de Bergama kağıdı demektir. Pergamon kağıdı demektir aslında. Ya paper'ında İngilizce kağıdın da parşömende aman papirüsten geldiği Demek söyleniyor. Evet, evet. evet. Bu arada papirüs papirüs diyoruz ya onun görüntüsünü de rica edeceğim arkadaşlarımdan. Ee, bir verirsek bu kağıdın neden yapıldığı ile ilgili de bakın buyurun. Papirüs işte. bitkisi bu işte. Evet. Bu şeyleri açıyorlardı o lifleri dikey ve yatay olarak şey yapıyorlardı. Yazıyı yatay şeye kadar yatay e, lifler üzerine yazıyorlardı. Ama papirüs çok kıymetli bir e, kağıt olduğu için herkes yazamazdı. Aslında Antik Mısır'da dört tür alfabe kullanıldı. Bunlardan ilki hieroglifti. Hieros yani kutsal çizgi demektir, kutsal kazıma. 12 yıl kadar sürebiliyordu hieroglif öğrenmek. 12 yıl. 12 mi? 12 yıl oh. bir yazıcının tam anlamıyla hieroglif yazısına hakim olması için. Şu anda hieroglif yazı tamamıyla çözüldü. Çözüldü. Değil Fransız mi? Şampolyon çözdü. Hı hı. Napolyon askeri 1822'de e, e, Şampolyon e, çözdü. O da çok zeki bir adam yani yedi değil falan bilen bir adam. Ve şeydir o yüzden e, bu hiero, hierolif yazıdan hieratik yazıyı çıkardı önce Romalı, şey Mısırlılar. Onun özeti gibiydi. Ondan biraz daha özet olan demotik yazıyı yazmaya başladılar ondan daha özet olan Fenike alfabesiyle bağlantılı olan bu defa Kopt alfabesini kullanmaya başladılar. Tabi yüzyıllar boyunca. O yüzden bunlar çok değerli olduğu için herkes yazamazdı. Yazıcının çok iyi olması gerekiyor. Şimdi milattan önceki dönemleri konuşuyoruz. Tabii binlerce yıl. Şimdi Kleopatra'nın tahta çıktığı Milattan önce 51. 51. Şubat ya da Mart. Şimdi şöyle düşünelim. Yani milattan önce 51'de hem İskenderiye Kütüphanesi'ni de hatırlamış olduk. Daha evet. doğrusu gözümüzde canlandırmış olduk. Ve Kleopatra isimli genç bir kadının sekiz dil bildiğine, evet. böyle bir kütüphanede kendisini geliştirdiğini ve çok geniş bir coğrafyaya da hükmettiğini Aynen ve sonrasında çok güçlü adamlarla da karşılıklı geldiğini, onları ikna edebildiğini hatta kendisine aşık edebildiğini Aynen düşündüğümüzde Anlıyoruz ki Kleopatra işte o yüzden Çok Kleopatra. Çok büyük birisi. Julius Caesar o zaman dünyanın en güçlü adamı. Açık ara. O adamı kendine aşık etti mi? Ondan bir de çocuğu oldu. Julius Caesar öldürüldüğü sırada o 44 yılında Kleopatra, Caesar'ın Tiber'e bakan, Tiber nehrine bakan villasındaydı. Hmm. Caesar öldürüldükten sonra hızlıca yanında Sosigenes vardı. Oğlu Kayzaryon'u da alarak kaçtı gitti. Bir tane mi çocuğu oldu Sezar'dan? Evet 15. Ptolemaios Kayzaryon. Zaten e, Kayzar aslında biz Sezar diyoruz ama Kayzer aslında Kayzer'dir Kayser. o. Hı. Kayseri diyoruz işte şey Kayzer kelimesini Sezar'dan alır bu ismi yani. Ünvan olmuştur sonradan. Sezar öldükten sonra tabi bu Sezar'ın yeğeni vardı. Atiya onun oğlu Oktavianus vardı. Bir de Octav Octavianus'un kız kardeşi vardı Octavia. İleride bu önemli bir rol oynayacak. Ee, bir de Sezar'ın uzaktan akrabası olan Marcus Antonius vardı. Bu Marcus Antonius'la hmm. e, bu... E, Peki bir dakika. Tabii. Şimdi o Marcus Antonius'a geleceğiz de. Şimdi Jules Sezar aşık oluyor. Evet. Tamam mı? Sonra bunlar tabii ki güçlerini birleştiriyorlar öyle mi? Evet tabii. Tamam. Peki bu Jules Sezar'la evleniyor aynı zamanda değil mi? Resmi olarak evlenmedi. Resmi evliydi evlenmedi. zaten. Kardeşiyle evliydi. Ay, Aşk se... yaşıyorlardı. Aşk yaşıyorlardı. Ama yani herkes biliyor değil mi? Birliktelikleri herkes haberdar. Öyle mi? Ama Romalılar çok çıldırıyordu. Hiç hazetmiyorlardı bu doğulu bir kadındı. Ay istemiyorlar kadın. İstemiyorlardı. Bir de çocuk doğurdu. Evet. Roma'nın tahtına varis. Aynen. Bir Mısırlının Roma'yı yönetmesi ne demek biliyor musunuz? Büyük olay. Aynen öyle. İşte o yüzden Romalılar çok rahatsızlardı bu konuda. E, hatta Sezar, onun bu e, Tanrıça Isis gibi bir heykelini Sezar Forumunda e, Venus Genetrix, yani soy atası olarak Afrodite'yi Venüs'ü gördüğü için Sezar Julius ailesi e, bu Roma'da e, Forum Romanum'un en önemli noktalarından birinde Sezar kendi forumunda onun bir heykelini de yapıyor. Bu iyice tepki hmm. şey yapıyor. Zaten Sezar iki yıl sonra suikast sonucu öldürüldü. Yani aslında Sezar'ın öldürülmesinin e, nedenlerinden, nedenlerinden birisidir. bir tanesi de Kleopatra ile olan aşkı. Bence var. Ondan dolayı nefret kazanıyor. Ama asıl sebep Sezar'ın imparator olmaya doğru gitmesidir. Hmm. Rex olmaya çalışıyor. Kral olmaya çalışıyor. Roma o zaman cumhuriyet, Tamam mı? Sezar e, normalde bir yılda görev biter ama Sezar e, 7 yıl, 10 yıllık görevler almaya başlamıştı. İmparatorluğa doğru gidiyordu. Kim öldürdü Sezar'ı? E, Krasus ve tabii Brutus. 60 kadar adam 44 yılında Senato'da Sezar'ı öldürdüler. Bayağı bir bıçaklayarak öldürdüler. Meşhur sen de mi Brutus? Aynen ha. öyle. İşte bu Marcus Antonius'la şey e, Lepidus bir de Octavianus dayısının intikamını almak için Makedonya'da Filippi'de bu Cassius'la şeyi öldürdüler, yendiler. Cassius'la bu Brutus intihar ettiler. Bu intihar ettikten sonra bunlar ikinci Triumvirliği kurdular. Roma şeyin doğusunu dediler ki e Marcus Antonius yönetecek batıyı Octavianus. Sonradan Augustus olacak bu ilk imparator. Afrika'da Lepidus tarafından yönetilecek dediler. Bunlar bölüştüler. Daha sonra Octavianus yaşlanan Lepidus'un yetkilerini elinden aldı. Bu Roma Marcus Antonius'la e, e, Octavianus'un arasında bölüşmüş oldu. Peki o sırada eee Julius Caesar öldürüldükten sonra Kleopatra ne yaptı? Kleopatra ülkesine döndü. Çünkü o kraliçeydi. Ha. İskenderiye'deydi. Neyse işte o olayı zaten bu yüzden anlattım. Marcus Antonius Do Doğu'nun hakimi oldu ya. Evet. Önce Efes'e geliyor. Sonra Tarsus'a geçiyor. Hmm. Tarsus'a geçince bir e, elçi gönderiyor Kleopatra'ya. Hmm. Buraya gel diyor. Bir gel bakayım, göreyim seni. Aynen bir göreyim seni. Aslında önceden biliyor. 55 yılında... Ee, İskenderiye de bunu görmüş. Bazı antik yazarlar diyor ki o zaman ona karşı bir gönül e, şeyi başlamış yani bir ilgisi başlamış. Tarsus'a Kleopatra çok görkemli bir gemiyle geliyor. Hani o filmde var ya Elizabeth Taylor Aynı, geliyor filan. Onun gibi mi anlatılıyor? Geminin boyu belki 90 metre, 100 metre devasa bir gemi. Yanında büyük askeri gemiler var, büyük mavnalarla geliyor. Ondan sonra cima Tarsus'ta e, Marcus Antonius diyor ki efendim diyor biz bu Brutus ve Cassius'la savaşırken sen niye bize destek vermedin? O da diyor ki böyle şey olur mu diyor. Bu insanlar zaten benim çocuğumun babası Sezar'ı öldürdüler. Bu insanlardan ben daha çok nefret ediyorum. Ondan sonra cırma, ben size yardım etmek istediğim diyor. Fırtına çıktı gelemedim diyor. Durumu açıklıyor. Zaten Marcus Antonius o sırada 42-43 yaşında. E, Kleopatra da 28 yaşında. 28 yaşında ve müthiş bir aşk başlıyor. Hı. Milattan önce 40, 40 yılı gibi işte 40-41 yılı milattan önce. Ondan sonra bunlar tabi sevgili oluyorlar. Tarsus'ta büyük eğlenceler düzenleniyor. Hatta Tarsus'ta halen bakın şu Kleopatra kapısıdır. Ben Adana Kulu'da çalışırken bunun restorasyon sürecine de katılmıştım. Hı. Kleopatra kapısıdır. Tarsus'un güney bölgesi o zamanlar denizle yani deniz olmuş olabilir, sonradan dolmuş olabilir bu Berdan Nehri'nin dolayı, o aliyonlarla dolmuş olabilir. Bu Kleopatra'nın Tarsusa geldiğini en güzel delillerinden birisi aslında. Yani gerçekten bu, buradan mı geçmiş? Çok büyük ihtimal çünkü liman kapısı ha. buradan geçmek zorunda. O zamanlar surlar var, kent surları var. Şimdi yıkılmış bu ana liman kapısı yani buradan geçmek zorunda tabii ki. Evet. Başka yerden geçemez. Burada aylarca kalıyorlar, büyük eğlenceler yapılıyor. Ondan sonra cırma. Peki ikizleri e, Marcus'da, burada hamile kalıyor. A, burada. Evet. İkizleri e, Markus Antonius'tan doğuruyor. Aynen öyle. Hmm. E, şey. E, Peki bir dakika. E, bu Markus Antonius'la aşk yaşamaya başladığı zaman hala şey çocuğu hayatta mı? Jules Caesar'dan olan Tabii çocuğu. Tabii o çocuk hayatta o zaman. Ha. O çocuk hayatta e, Alexander Helios'la bu Selene adındaki kızı ikizler burada hamile kaldığını söylüyorlar. Fakat şimdi şöyle bir şey oldu. Milattan önce 41 yılına geldiğimiz zaman bu Fulvia adında bir karısı vardı Marcus Antonius. Fulvia adında bir karısı vardı. Ha, o da evli. Evli. Fakat Fulvia tabi bu kocasını Kleopatra'dan duyuyor yani bir şeyler olduğunu. Kurtarmak istiyor. Diyor ki kardeşin Lucius Antonius Octavianus'la savaşmaya başladı. Roma o ara neredeyse iç savaş bir daha çıkacak yani. Senato toplanıyor. Augustus'a diyor ki Octavianus'a kız kardeşin Octavia'yı vereceksin. Çünkü Octavia'nın kocası vardı Marcellus. O ara tam öldüğü için kadın dul kalıyor. Hatta 10 ayı beklemek zorundalar çocuğu olur diye. 10 ayı beklemeden Marcus Antonius'la evlendiriyorlar. Çünkü Marcus Antonius'un eşi Fulvia da Octavianus tarafından sürülmüştü. E, Sikyon adı verilen bu Korint Körfezi'ne yakın Mora Yarımadası'nda Peloponnes'in kuzeyinde bir kentte ölmüştü sürgünde. Çok uzun hikayeler de ben geçmeye çalışıyorum. Yoksa bitmez yani. Ama bir şey diyeceğim yani bunlar da gerçekten dizi gibi yahu. İnanılmaz. Hayır Ay şu anlamda dizi gibi diyorum. Hani böyle çok böyle mıncık 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 böyle kadın erkek ilişkisi yani mesele. Değil mi? Ne evet. enteresan. Ama. Bütün bir tarihi etkiliyor. işte kimin kiminle Bilmiyorum. evlendiği. Aa, ne mi? acayip. Bir soru daha soracağım. Tabii. Buradan devam edelim. Ee, bak az önce konuşmuştuk. Dikkatli seyircilerimiz açısından çok kolay. Antik dünyanın en büyük kütüphanesini soruyorum size. Tarihte etiketini kullanarak cevap vermenizi rica ediyorum. Bu arada sizin sorularınıza da bakacağım şimdi. Ee, tamam. Tamam. Ee, sonra e, Marcus Antonius'la aşk yaşıyor Kleopatra ve ondan da ikiz çocukları oluyor. Evet. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra part tehlikesi ortaya çıkıyor. Partlar kim? Farsların ataları. Hı. Partlar İranların ataları yani. Evet. O zaman da çok güçlüler. Anadolu'da bu Marcus Antonius'un hakim olduğu Roma topraklarını işgale başlıyorlar. Hı. Tabii Marcus Antonius Kleopatra'dan yardım istiyor alamıyor önce. Diyor ki ben bu partlarla baş edebilmem için benim Octavianus da yani Augustus olacak adamla bir daha yakınlaşmam gerekir. Gemi falan istiyor. Kız kardeşiyle de evlenmiş. Atina'da oturuyor o E Bir ara. dakika biz yine başa mı sardık? Evet. Ha başa sardık. Yani ya Daha bunlar sev, şey ya, sevgili olmadı. Yok oldular. Eee nasıl yardım istiyor o zaman? O ve onun nasıl yardım etmiyor? Bakın e, oldular Tarsus'tan İskenderiye'ye döndüler. Tamam. Kleopatra orada kaldı. Marcus Antonius bir daha İtalya'ya döndü. Hadi döndü. Döndü. O çok hızlı olduğu için biraz şey olmasın diye. Tamam. Ne yaptı? Senato dedi ki Ağustos'a kız kardeşin Octavia'yı Marcus Antonius'a vereceksin. Anladım. Çünkü onun karısı ölmüştü, onun Hı -hı. da kocası ölmüştü. Bu ikisi evlendiler, geldiler, şey Atina'ya. Atina'ya geldiler. Marcus Antonius Kleopatra'yı seviyor, Kleopatra da seviyor. Bu aşk. ...böyle bir inkıtaya uğruyor. Ee, tabii... ...Oktavianus'tan yardım alamıyor. Birkaç yıl geçiyor. 3-4 sene geçiyor. Bir daha Kleopatra'ya dönüyor. 41 yılından 37'ye... ...4 yıl geçiyor. Geriye doğru geliyor ya... Evet evet. Milattan önce değiliz. Evet. Şu anda. Milattan önce değiliz şu anda. Geliyor İskenderiye'ye... ile bir daha o küllenen aşk... ...başlıyor bir daha. Hatta diyorlar ki antik yazarlar... Marcus Antonius'un Kleopatra'dan ikizlerinin olduğundan dahi haberi yokmuş o güne kadar. Aa. Kleopatra söylememiş. Ne zaman ki İskenderiye'ye geliyor o zaman Kleopatra diyor ki işte bu iki çocuk Seni Tarsus'ta istiyorum. senin çocukların diye. O zaman tamamen Kleopatra'ya zaten deli gibi aşık. Hatta Plutarchos vardır. Ee, şeyi bir ergen gibi sevmekle suçluyor. Yakışmıyor diyor. Yani 40 yaşındaki bir insan gibi değil de ergen mi genç gibi diyor. Kleopatra'nın aşkıyla yanıp kavruluyordu diyor. Hatta partlara savaş açıyor. 36'dan 30 34 yılına kadar Bayağı bir 30 bin askeri falan ölüyor, perişan oluyor. Bu, bu arada masrafların çoğunu da Kleopatra karşılıyor. Hmm. Neyse, başarısız oluyor. Hmm. Ondan sonra Cima dönüp geliyor İskenderiye'de doğulu bir kral gibi davranmaya başlıyor. Yok <laughs> kız kardeşiyle halen evli ama. Romanlar çıldırıyor. Diyor ki ya bu kadın... <laughs> e, Bizde ne derler böylesine? <laughs> yani e, bilmiyorum artık. <laughs> Neyse sonra ha, ha. Ondan sonra Cimar Romalılar diyor ki ya bu Kleopatra önce Sezar'ı yoldan çıkardı, baştan çıkardı. Şimdi Marcus Antonius'u baştan çıkardı. Bir şey söyleyeyim o yüzden bir batıda çok sevilmiyor Kleopatra. E, tabii ki. Hala da çok seviliyor diyemeyiz yani. E, evet yani biraz yabancı olarak görünüyor. Ama Romalılar zaten herkesi yabancı unsur olarak görürdü. Tabii Herkese tepeden bakarlar. Hmm. Çünkü onlar Romalıydı yani evet. dünya hakimi. Neyse uzun hikaye de o sırada döndükten sonra 34 ya da 33 yılında İskenderiye Bağışı denen bir şey var. Marcus Antonius yöneticisi olduğu Roma topraklarının bir bölümünü Kleopatra'ya... Veriyor. Hediye ediyor. Oh. İyice Romalılar tabii <laughs> zımanından çıkıyor. Tabii şey olunca o zaman e, Octavianus da bunu propaganda aracı olarak kullanıyor. Ve doğal olarak. Aynen. Kız kardeşi Octavia, Marcus Antonius'u seviyor. Ondan boşanmak zorunda kalıyor. Boşanıyor. Araları iyice bozuluyor. O 2-3 yıllık zaten o salvolardan sonra... M.Ö. 31 yılında bu Yunanistan'ın batı tarafında yani bu Peloponnes'in kuzey batısında, oranın kuzey batısında Akdyum denen bir bölgede Akdyum Deniz Savaşı çıkıyor ortaya. Hmm. Yani Marcus Antonius'la Kleopatra, sonradan imparator olacak Augustus'a, Octavianus'a savaş ilan ediyorlar, deniz savaşı. Hmm. Bu deniz savaşının ortasında Kleopatra kaçıyor. Hmm. Belki de Marcus Antonius'a ihanet ediyor. Hmm. Marcus Antonius da savaşın ortasında 19 ağır lejyonunu bırakıyor Kleopatra'nın peşinde. Hmm. 7 gün çatışmalar sürüyor. Askerler sonunda uyanıyor ki bunlar bizi bıraktılar. Birçoğu Augustus'un tarafına geçiyor. Hmm. Ondan sonra tabi yolda gemiyle geriden geliyor. Yolda bu e, Mora Yardım Adası'nın güneyinde bir adada e, Marcus Antonius Kleopatra'yı yakalıyor. Hmm. ...birkaç gün konuşmuyorlar. Sonra Kleopatra affetmesini istiyor. Sonra Marcus Antonius çok sinirli... ...Kleopatra'yı Mısır'a gönderiyor. Hmm. Daha sonra... ...Kleopatra'nın aşkına dayanamıyor. O da gidiyor Mısır'a. Evet. Ama tabii askerleri yok yani. Octavianus'un onlardan vazgeçmeyeceğini biliyorlar. Araya kış giriyor. Octavianus da diyor ki... ...ben ordumu iyice bir toplayayım diyor. Bunları bir İskenderiye'de ezeyim diyor. Hmm. Bunlar tabii yaklaşık bir yıl böyle zevk-ü sefa içinde e, yaşıyorlar. Bunalım geçiriyorlar tabii. Hı hı. Kleopatra kaçmak istiyor. Augustus'tan kaçmak istiyor. Hatta bu Kızıldeniz'den Hint okyanusuna açılmak istiyor. Adem e, şeyini geçip belki Afrika taraflarında belki Hindistan taraflarında kendine bir devlet kurmak istediğini söyleyenler de var. Ama orada tabii Roma'dan çekinen Molhos adında bir genç çocuk var. O hı. Oradan çıkmasına izin vermiyor. Onlar mecburen artık ölümü bekliyorlar. En sonunda bu Ağustos milattan önce 30 yani Akkümy savaşından bir yıl sonra hı hı. yaklaşık olarak 12 ay sonra falan e, önce Marcus Antonius'a şey diyor. Kleopatra haber gönderiyor. Diyor ki Kleopatra intihar etti. Peki etti mi? Etmemiş aslında. O sırada etmemiş. Etmemiş. Mar o hani yok işte yılana sokturdu kobraya. İşte kendini... o nasıl oluyor? Sonra oluyor. Ha. Marcus Antonius bu acıya dayanamıyor. Önce hizmetçisine diyor. Beni öldür diyor. Hizmetçisi kendini öldürüyor. Sonra o da bir Romalı asker gibi intihar ediyor. Bir dakika hizmetçisine ne diyor? Beni öldür diyor Marcus Antonius. Tamam. Hizmetçisi öldürmüyor kendini öldürüyor. Allah. Marcus Antonius da bunun üzerine kılıcını alıp kendine saplıyor. S sırf Kleopatra intihar etti i̇ntihar diye. İntihar etti diye. Tabii ağır yalanır, yaralanıyor. Bu durumu e, o oradaki hizmetliler Kleopatra'ya söyleyince Kleopatra Gerçi şey yapmak zorunda kalıyor, haber gönderiyor, yanıma getirin diye. Çünkü Kleopatra kendine daha önceden bir mezar yaptırmış, daha önceden bu savaşı kaybederim diye zehir ilmiyle de uğraşıyor. Aslında çok uzun hikaye de. Biz çok özet geçtiğimiz için böyle sanki bir şey gibi oldu. Ha. Ama özet geçiyoruz yani. Ondan sonra cima Kleopatra'nın o mezarın olduğu yere götürüyorlar. Kapıyı açmıyor ama böyle yüksek bir duvardan iplere bağlayarak yaralıyken. Marcus Antonius'u çekiyorlar ve en sonunda Marcus Antonius Kleopatra'nın kucağında can veriyor. Can verince... Aa tam film sahnesi gibi oldu bu. Aynen öyle. Tabii, yani tarihi belgeler böyle mi yazıyor? Aynen bunu? antik yazarlar böyle. Plutarkos. Bunu mesela bizim e, şeyler böyle Aa, yani. Çok ha. acılı bir hikaye. O filmler hep bunlara göre yazılmıştır zaten. Ondan sonra tabi e, Mısır... E, Oktavianus'un eline geçti. Roma toprağı oldu artık. Tamam. İşgal ediyor İskenderiye'yi. Oktavianus yani Augustus akrabası olan Marcus Antonius'un gömülmesine izin veriyor. Kleopatra kendini ka kapatmış. Hala Kleopatra hayatta. Hayatta. Ha. Ama Augustus onun intihar etmesini istemiyor. Onunla görüşmeyi kabul ediyor. Kleopatra gidiyor. E, diyor ki hedef saptırmak için belki de. İşte dayın Sezar'ın ben eski sevgilisiyim. Bak işte benim oğlum senin akraban e, Sezaryon vardı zaten 15. Pitele olsun. İşte biz akrabayız. O çocuğu da öldürdüler. Sonradan öldürdü. Ha. Sonradan öldürdü çünkü iki tane Sezar olmaz dedi. Tamam Augustus. yani tahta varis olacak diye Aynı. onu da hayatta tutmadı. Ama küçük çocukları götürdü kız kardeşi baktı Roma'da. Oktavianus baktı. O hmm. Kleopatra... E, ...Selene'ye, Alexander Helios'a... ...bir de bir küçük oğlu daha olmuştu. Hmm. O çocuğa hep baktı yani o kız... E, ...Augustus'un kız kardeşi. Marcus Antonov... Ama <laughs> öyle bir anlatıyorsunuz ki... ...ah o ne vefalıdır... Vefalı ...çocuklar... Çok onurlu bir kadın olarak gösterildi. Ondan sonracığıma Kleopatra... Augustus aslında onu Roma'ya götürüp... Yalnız böyle... vakit çok ilerliyor. Şeyi de Bitireceğim şimdi. Arkadaşlar siz bir taraftan Kleopatra'nın mezarı bulunduğu iddiasının e, merkezine yani orayı da hazırlarsanız evet. Neyse e, Augustus ikna etmeye çalışıyor. Roma'da onu trofede göstermek, teşhir etmek istiyor. Aşağılamak istiyor aslında. Ama Kleopatra en sonunda iki tane hizmetçisi varken derler ki bu önceden zehir hazırlamış. İşte burası mezar olabilir. Abusir Tap Osiris Magna Tapınağı. Tamam onu soracağım şimdi size. Aynen. Ondan sonra saçında, tokasında zehir vardı. Onu içti ha. Ya da bir kobraya zehirletti bir filmde öyle. Aynen öyle. Bir Meşhur. ısırıktan yani yılan ısırığı olabilir belki de. Ya yılandan ya da zehir zehirleyerek. Öldü. İntihar Ve çok da erken yani 39 yaşında 39 mı? yaşında öldü. Ve Mısır'ın son firavunuydu aslında. Hmm. Firavundu o yani son kraldı son kraliçeydi yani. Hmm. Firavundu. Peki burası yani neden şimdiye kadar mezarı bulunamadı? Yani emin olunamadı. Çünkü, Bu kadar büyük bir ismin ve burasının neden e, gerçek mezar yeri olduğu düşünülüyor. Çünkü şey antik e, yazarlarda onun mezarının böyle büyük bir yapı olduğunu içinde Isis, Tanrıça Mısır Tanrıçası Isis'e ait bir tapınağın olduğunu, yakınında Osiris tapınağının da olduğundan falan bahsederler. Şimdi Dominik Cumhuriyeti'nden eee Catherine Martinez diye bir arkeolog var. Bu kadın birkaç yıldır bu İskenderiye'nin bu 45-50 kilometre batısında bu e, Abu Sir Tapos, Osiris Magna Tapınağı. bakın bir Kleopatra e, şeyi buldu, portresi buldu, bazı e, şeyler bulundu. Ee, e, sikkeler bulundu bir geçit bulundu oldukça uzun hmm. bu anısallığına binaen bulguları da göz önüne alarak diyor ki Kleopatra'nın mezarı çok büyük ihtimal burası ama kesin daha değil başka şeyler bulmak lazım hmm. belki onun artık şeyini bulmak lazım ee, cesedini bulmak lazım peki daha bunun başka... lahiti falan yok mu yani normalde İşte bilmiyoruz belki de var belki de mumyalandı bilmiyoruz Hmm. Belki de öyle yani çıkacak yani bilmiyorum. Şimdi arkeoloji şey toprak kazıyoruz tabi bazı yerlerde çok fazla olabiliyor zor bir bilim yani gerçekten bayağı uğraşmak lazım. Evet. Böylesine bir durum. Şimdi var. hazır böyle bahsetmişken evet. e, şunu da sormak istiyorum size. Hani dedik ya Aa, nasıl gözüküyordu falan hatta e, o gerçi ekrana gelmedi ama bir tane tapınağın üzerinde de bir kabartmada evet. e, Kleopatra olarak resmettikleri yani e, gösterdikleri evet. o siluet çok da hoş. Yani Kleopatra'yı öyleymiş gibi düşünüyoruz açıkça. Tabii. Ha bak şu. Evet. Değil i̇şte mi? İşte oğlu işte bu Sezar'dan olan oğlu 15. Kaizar'ıyor. Oğlu artık yeni yetme olmuş önünde geleceğin firavunu olarak dünya hakim olarak görünüyor. Hı -hı. Arkasındaki de annesi işte Kleopatra. Evet. Tanrıça Hathor gibi göstermiş kendini. Güzellik tanrıçası Hathor gibi. Aslında ben tanrıçayım diyor yani. Evet. İyisindir e, diyor bazı yerlerde. Şimdi ikinci e, Ramses'le ilgili olarak da e, tabii ikinci Ramses'i hem e, Mısır'ın topraklarını genişletmesiyle biliyoruz hem de inşa ettiği, ettirdiği tapınaklarla biliyoruz. E, hatta 200'e yakın eşi vardı efendim işte yüzden fazla Bin çocuğu, çocuğu vardı. 100 tane, 150 tane. Denir de artık evet. onu bilemiyorum ben. Ama kesin olan çok fazla çocuğu var yani. E, i̇kinci Ramses işte tam da böyleydi diye bir e, çalışma yapmışlar. Evet. E, onu da göstermek istiyorum e, sevgili seyircilerimize. Hı, tabii ki. E, en güçlü firavun deniyor ikinci Ramses için. Aynen öyle. Şimdi asıl o çalışma nasıl oluyor? 54 Nolu görseli açtığımız zaman Ramses'in mumyası var bu görselde. Şimdi Ramses 90-91 bakın bu işte 2. Ramses'in mumyasıdır. KV-7 Krallar Vadisi'nde 7 Nolu mezarda bulunmuştur bu. Şimdi Ramses dünyada en uzun hüküm süren krallardan birisidir bir de. Olağanüstü birinci Setin'in oğludur. Şimdi oradaki yapılan çalışmaya baktığımız zaman buna yeniden yüzlendirme yaptılar yapay zeka ile birlikte. 90 yaşında bir insan hani mesela günümüzde oluyor ya filmi geriye sardılar. 60 yaşında nasıl görünür? 40 yaşında nasıl görünüyor? Hani biz yapıyoruz ya mesela yaşlandırıyoruz. Hı hı. Onu tam ters yaptılar. Böylesine bir erkek ortaya çıktı. Yani yaşlılığının üzerinden filmi geri sarınca evet. Nasıl e, hani gençten yaşlıya doğru gidiyoruz, hı hı. yaşlıdan gence doğru gidince böyle bir yüz çıktı. Zaten etlendirme olayı. Aslında kemik yapımız bu et derinliği denen bir şey var. Biz onu zaten kullanıyoruz. Bu hı hı. şeyde de falan adli tıpta da kullanılır. Şehri de vardı mesela karya prensesi falan evet. oldu değil mi? Biz biz de evet, yaptık evet, öyle tabii, şeyler. Tabii yapılır. Aa esas şimdi çok güzeli geliyor da. Aynen. Değil mi? Evet. Selçuklu, e, evet. evet. Yapıldığında. Konya'da, Konya'da, Konya'da. Güzel bir gelişmeyi Aynen, bekliyoruz. Selçuklu sultanlarının Aha. yüzleri ortaya çıkmaya başlıyor. Olursa muhteşem olur. İnşallah. Evet. Vallahi haberlerde yok işte yakışıklı bir hükümdardı falan. işte üç boyutlu modeli dediler de. Yapay yani. zekayla yapmışlar yani. Yaşlılıktan gençliğe doğru. Aha. O kemik yapısının üzerine şeyi giydirip mumyadan geriye doğru gittiler yani. Aha. Ee, az önce tapınağını da görmüştük. Evet. O tapınağı da rica edelim. Ee, ekrana taşırsa yönetmeni. Ramses aslında... 19. sülalenin firavunu belki de Mısır'ın Bu ekran firavu. verir misiniz rica etsem tapınağa? Hakikaten çok ihtişamlı. Bu Abu Simbel tapınağıdır. Aslında Hı. o bilimcilere ilk haber veren küçük çocuğun e, isminden gelir. Abu Simbel tapınağı. Abu Simbel yani babasının ismi aslında Simbel. Hı. Adında bir adamın oğlu aslında çocuk 9-10 yaşında. Şimdi bu eee bugünkü bizim sudan topraklarına yakın olan hı hı. ikinci şelaleye Nil üzerindeki ikinci şelaleye yakın bir yerde Abu Simbel'de kuruluydu. Çünkü gücünü göstermek istiyordu. Ben tanrıyım diyordu. Nubyalılara sizi böyle ezerim diyordu. Ben şöyle büyüyüm, böyle büyüyüm diyordu. 60'lı yıllarda Mısır devleti Aswan barajını yapınca bu e, büyük tapınak adını verdiğimiz ikinci Ramses'in tapınağı ve çok sevgili eşi Nefertari için yapmış olduğu küçük tapınağı Mısır devleti dünyadan birçok ülkeden yardım alarak kesti. Baraj altında kalmasın diye 60 metre yukarı taşındı. Neredeyse dağın yüzünü taşındılar. Evet. Hmm. Cerrahlardan yardım istediler. Yani nasıl olur da biz kesersek iz kalmaz diye muazzam bir tapınak. Ama tabi Ramses olağanüstü inşaatçı bir firavun hmm. ve Pir Ramses şehrini kuran, Turkuaz kenti kuran e, eski Hiksosların başkenti Avarisi'nin üzerine kuran büyük bir hükümdar. Mesela Karnak'ta Ramesseum'u kuran, kendi cenaze tapınağını kuran. Onun dışında Mısır'da birçok inşai, böyle olağanüstü büyük heykeltıraşlık eserlerini veren çok büyük bir firavun. Ya bunlarda böyle şey var değil mi? Yani ihtişam hani her şey böyle büyük büyük, tapınaklar büyük, piramit büyük filan piramitler. Ee, Gücünü o yaptıkları heykeller kocaman, Aynen. büyük. Gücünü bu... öyle gösteriyor. Ha öyle gösteriyor. Ben tanrıyım diyor. Ben e, Amon-Ra'nın oğlu Horus'um diyor aslında. Şimdi bunlar yani inançlarını da belki biraz bahsetmek lazım. O yüzden Aynen. de tapınaklarını ve e, piramitleri daha rahat anlayacağız bu Aynen. vesileyle. Ne inanıyorlar? Şimdi onlar çok tanrılı bir inanç sistemine sahiplerdi. Çok fazla tanrıları var ama bazı tanrılar çok büyük. Mesela Amon, Ra, Ptah, işte Sobek, işte ondan sonra Cima, Osiris, Isis gibi çok büyük tanrılar. Ama devletin resmi tanrısı Amon Ra. Güneş sembolüdür aslında. Firavun öldüğü zaman Amon Ra ile birleşir onun içinde yani tanrıların arasına gider aslında. Ama sonra e, yeniden diriliyorlar gibi düşünüyorlar. Tabii ha. ki aynen Batı ülkesine yolculuk yapar. Ölüler diyarıdır. O yüzden istisna şeydir mesela Akenetondur. Yeni bir din getirmişti. Akeneton döneminin dışında hemen hemen bütün mezarlar Nil'in batısında olur. Çünkü Nil Nil'in batısı ölüler diyarıdır. Ha, ölüler diyarı. Güneş çünkü Batıdan batıyor O evet. yüzden batı ölümü temsil ediyor. Aynen Doğuda hayat. Aynen Ra'nın iki gemisi vardır. Bir gece bindiği gemi. Bir de gündüz bindiği gemi. O güneş yani yolculuk yapar yani. Hmm. Geminin üzerinde yolculuk yapar gibi görünür aslında. Hmm. Onların inanç sistemi oydu. Tamam. Aslında e, biraz da bu inanç sistemlerini de e, doğrulayan cinste. Şimdi altın dilli mumyalar ha. açığa çıkartıldı. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın Menufya'da yürütmüş olduğu ha. arkeolojik kazılarda. Evet. Neden altın dilli? O O bölgeye has bir durum. Hı. Aslında pek alışıldık bir şey değil aslında. Çünkü Mısırlılar'da mumyalama olayı üç farklı şekilde oluyordu. Ve bunların ağız açma ayinleri vardı. Hı. Dil normal bırakılıyordu normalde. Ee, yani kısaca mumyalama olayından bahsetmemiz gerekir ki bu durumu açıklayalım mesela. Hı hı. Mesela bir firavun mumyasında önce beyne bir sıvı dökülüyordu. Kancayla beyin alınıyordu. Daha sonra mesela böbrekler ve kalp yerinde kalıyordu çünkü kalp tanrı Anubis'e ve Osiris'e hesap verecektir. Bedenin korunması esastır. Bedenini kaybetmiş insanın öbür dünyada yaşama şansı yoktur. O yüzden mumya yapıyorlardı. Tanrıça Nut onlara bir daha o mumyaya bir daha hayat verecektir öldükten sonra inançlarına göre. Ama bu altın dilli mumyalar olayı ise yerel bir şey. Bu Tanrı Osiris vardır, yani ölülerin yargıcı, hmm. yeraltı dünyasının yargıcı, Efendisi, Osiris Efendisi Osiris. Osiris'le konuşabilmesi için burada yerel inançlar birlikte o olduğu tahmin ediliyor, yani o dilin yerine altın bir dil. Yani Osiris gibi büyük bir tanrıyla konuşabilmenin yolu altın bir dile sahip olmak gibi bir düşünceyle yapılmış olması gerekir. Hmm. Ama yerel Ya Osiris'le muhatap olacaksın ya. Yani. Ona göre aynen de öyle tabii dilin de <laughs> ona göre olması lazım yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, evet burada aynen yazıyor işte ee, O serisin mahkemesi önünde konuşabilmelerini sağlamayı amaçlıyordu. Evet. Altın bir dili veya muskaları da varmış bunların bazılarının. Abi Muskaları niye yapıyorlardı? Niye? Çünkü orada 42 tane yargıç vardı. Anubis vardı, Maat vardı, tüy biçiminde ölüler diyarına giderken yolda cinler, çok kötü canlılar insana yaklaşmasın diye o rahipler bazen mumyaların içine muskaları da koyabiliyorlardı tabutun içine ya da. Ya da bazı önemli kadınlar kendi takılarını mumyanın altında götürebiliyorlardı. Ha, o yüzden define avcıları çıldırdı. Aynen öyle. Ha. Aynen Mesela Tutan Kamon'un mezarı vardır Krallar Vadisi'nde. Evet. Soyulmasaydı hep söyleydi. Belki daha görkemliydi. Ama ne zaman soyuluyor? Binlerce sene önce soyuluyor. Hmm. Günümüzün hırsızları da var ama o dönemin hırsızları da var tabii. Ha. Zaten firavunlar o yüzden piramitleri yapmaktan vazgeçtiler. O kadar uğraştılar ama defineciler yine soydu o zamanın definecileri. Peki bu piramitlerin mantığı neydi? Piramitlerin mantığı aslında mastabalarla başlar. Mastaba normalde bu kireç taş, şey güneşte iyice pişip taşlaşmış e, bu kerpişlerin yan yana dizilmesiyle oluşur. Şöyle dikdörtgen bir yükseltidir. Dibe doğru bir kuyu gider. Altında lehtin olduğu ana mezar şeyi vardır. Firavun Joser var. Joser ya da Zoser olarak geçer. Milattan önce 2700 ile 2750 civarında yaşamıştı. 2670 ile 2650 yıllarında yaşamıştı. Onun veziri vardı İmhotep. Bu adam yazar, hekim, heykeltıraş, olağanüstü bir yetenek. Bir de İmhotep. katip değil mi? Hatta, katip, hatta öyle bir şey hatırlıyorum. Yazıcıların başı Pıtah'ın oğlu sayılır. Tanrısallaşmıştır. Asırlar boyunca Hatta astrolog olur. böyle astronomi değil mi? İlgileniyormuş Aynen. astrolojiyle bakın, de. Bakın o mastaba en alttaki mastaba bakın. Hmm. Bakın şu mastaba şu dikdörtgen yapı tek başına mastabadır. Bu İmhotep ne yaptı? bir tane daha mastaba koydu. Bir tane daha mastaba koydu. Bir tane daha mastaba. Bir tane daha, bir tane daha derken yüksek olmasını istedi. Normalde bu yapının etrafı şöyle bir 10 metre kadar bir duvarla çevriliymiş. Yüksekten görülmesini istedi. Hı. Bu Zoser'in şeyidir dedi. O zaman Mısır ne oldu? Bir gelenek haline geldi. Yani bu piramidin, piramidin atası çıktı. gibi mi düşünelim? Bu ilk denemeler. Bunlar da ondan sonra Evet. Bu tecrübeyle Aynı. esas o müthiş piramitleri yaptılar. Bakın ben size mesela şuradan... Bak onu... seyircimizden güzel bir soru. Diyor ki piramitlerde e, olduğu düşünülen fakat henüz ulaşılamamış bir bölüm var mı diyor. Yoksa tamamıyla Hep artık... Hep soyulmuş. Hep soyulmuş. da yani bizim hala keşfetmeyi beklediğimiz yani bilim dünyasının arkeologların yok. peşinde koştuğu bir şey yok mu? Yani Mısır'daki büyük piramitler, 80 kadar büyük piramit var. Onlar şey var ama belki şeyde bu kuş tarafındaki Nübya piramitleri var. Yani Sudan'daki tapınakla küçük piramitler ha, o var. O altınların onlar... esas çıktığı yer. Ha. Olabilir onlar. Bakın burada bakın hemen o basamaklı piramidin hemen şeyde bunu Firavun Huni yapmıştı. Daha sonra bu Snofru ya da Snefru adında bir firavun geldi. Milattan önce 2610 ile la 2590'larda bu piramide bir kabuk yapmak istedi önce. Şöyle bir üçgen tam piramit yapmak istedi. Fakat... Bunu başaramadı. Bundan vazgeçti. Daha sonra bir eğik piramit yaptı. Bakın mesela 14 açarsanız bunu başaramadı. Bakın. Hani, ama geliyor bizim esas forma yaklaştılar şimdi. Ama bu piramit çok önemli bir şey gösteriyor. Hani mesela bazıları der ya işte uzaylılar mı yaptı piramitleri falan. Hı. Kesinlikle insanoğlu yaptı. Bakın en güzel ispatı budur. Bakın mimar mesela bu piramidi planlıyor. Ama yanlış plan yapıyor. Çünkü burada kum üzerinde zeminin şey olacağını hesaplamamış. Alt taraf çöküyor mu? Ha. Bir de mesela geliyor bu tutturamayacağını anlayınca açıp piramidi kırıyor mesela. Bakın. Şuradan eğim oluşturmuş. Eğik piramit. Demek ki insanoğlu deneme yanılma yoluyla piramitleri yaptı. Uzaylılar yapmadı. Önce yanlış yaptı sonra doğrusunu buldu. Bakın ilk gerçek manada piramit 15'i açarsanız Heh. işte Snofru'nun Kızıl Piramidi'dir. Gerçek manada ilk piramit budur. Snofru'nun e, Kızıl Piramidi'dir. Yalnız bak büyüklüğünü görmesi açısından seyircilerimizi evet, görüyor musunuz şey, orada ev, bir kamyonet düşün. var. Kamyonete bak minicik. Aynen öyle. Ama 16'yı açarsanız bu bu piramit bile bu Gize piramitlerin yanında küçük kalıyor. Gerçekten Kufu adında bakın en tarihte en büyük piramit şudur. 146 metre boyunda Kufu yani Keops diyoruz ama ya da Kufo... şurada mezar odası vardır. Ya en altta annesine ayrılmış bir bölüm vardır. Şurada girişler vardır. Şurada da Orion takım yıldızına çıkan bir şey vardır. Aslında Belçikalı bir arkeolog bu fikri ortaya attı. Ama Mısırlar için Orion takım yıldızı yani bu Alnilam, nilam Al ve El mintika olarak adlandırılan yani Zeta, Epsilon ve Delta Orionis adındaki bu yıldız kemerinin yeryüzündeki yansıması aslında. Uzayın hareketi var ya hmm. o olabilir. çünkü. Ama Mısırlı hep gökyüzüyle uzak. irtibat halindeler zaten. Meraklılar yani. Eski Mısırlar diyordu ki mesela yıldızlar o iyi ruhların şeyidir, kandilleridir diyordu. Geceleyin oturdukları yerler yıldız oluyorlar. Geceleyin de kandil yakıyorlar. Yıldızları öyle görürlerdi. Hmm. Ortadaki ise Kufu'nun oğlu e, e, Hafre. Hmm. Kefren piramididir. Babasından 2 metre daha düşüktür aslında. 144 metre falan. O da e, Menkaure yani Mikerinas piramidi. Bu 66 metredir. Bunlar tabi burada kraliçelerin piramitleri falan var. Piramitler aslında bir e, tapınma kompleksinin parçaları aslında. Evet. Mesela Keos piramidinde şey vardır, ruh deliği vardır. O işte şeye gidecektir. Gökyüzüne yükselecektir aslında. İyi ruh çünkü öyle inananlar evet. Ki, aynen öyle. Bu arada reklama gitmem gerekiyormuş. E, reklama gitmeden önce Fahri Işık Hoca'ya da bir selam göndermiş olalım mı buradan? Hocamın ellerinden öpüyorum. Fahri Işık'ın öğrencisi de Hocamı hocamız. Hocamı çok seviyorum gerçekten. Hocam bu ülkenin ülkenin yetiştirdiği en büyük bilim adamlarından birisidir. Hocam kuramcı bir bilim adamıdır. Arkeolojiyi e, ülkemizin gündemine taşıyanların başında gelmektedir ve evet. gündem ötesinde de, de seyircimizle çok selam söylüyorum. Hocamı evet kendisine eşine de çok selamlarımızı, sevgilerimizi buradan da, tabii ki. göndermiş olalım. Tabii Göndermiş olalım. etiketiyle bize lütfen yazın ya da yorum yapın veya sorularımıza cevap verin ki e, hocanın kitabından bu da enteresan bir e, aslında Antik Mısır'ı konu edinen bir roman. E, bu İki kitaptan etiketiyle. size hediye etmek istiyoruz ve tabii Erhan Altunay'ın da şu e, Mezopotamya ve Mısır paganizmi ile ilgili ...hakikaten çok özenli bir çalışması bu... ...bundan da vereceğiz... ...sevgili seyircilerimizden rica edelim... ...kısa bir reklam arası... ...gündem ötesi artı ile birazdan buradayız... ...sen türkülerini söylenin süper finaline... ...hoş geldiniz... Can Doktor Ahmet Çelik'le devam ediyoruz. Gündem ötesi artıdayız sevgili seyirciler. Şimdi sizlerin bazı sorularını yöneltmek istiyorum. Bu arada bu gece çok büyük bir ilgi var. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Instagram'a bakıyorum. Diyor ki Ertan Atalay, <laughs> tarih etiketiyle Krallar Vadisi'nde bulunan mezarlarda hiç hayvan, mesela kedi, mumyası bulunmuş mudur? Kedileri pek severler onlar biliyoruz. Aynen Miu diyorlardı. Kedi ailenin bir üyesi ve kutsal bir hayvan gibiydi aslında. Kötülükleri koruy şey defeden bir hayvandı. Ee, bir kedi öldüğü zaman o hane halkı kaşlarını tıraş ediyorlardı. Ya sutuyorlardı ve kedileri mumyalıyorlardı insanlar gibi aslında. Ha. İmkanı olanlar Baya bayağı bir mumya olduğu e, biliniyor kedilerle ilgili olarak. Ama ben Krallar Vadisi'nde hiç kedi mumyasını bilmiyorum. Yani benim bilgime göre. Fakat 2021 yılında bir tane aslan yavrusu, yavru bir aslanın mumyası çıktı. Bayağı büyük bir şeydi aslında. Hmm. O da kedigillerden ama bu farklı bir şeydi. Bunun dışında insanlar dışında timsahlar da mumyalanabiliyordu Mısır'da. Öylesine bir şeydi yani. Ay. Tabii timsahların da çok ölümcül olduğunu biliyoruz Nil'deki. Aynen. Hatta şöyle bir şey var. Eğer Nil'de bir timsah bir insanı öldürürse... O öldürülen yani o timsahın öldürdüğü yere en yakın kent o insanın mumyalama masraflarını karşılamakla yükümlüydü. Kutsal <laughs> bir ölüm gibi bir şey aslında. Ha. Çünkü Sobekle bağlaştırılıyor. Suların tanrıçası Sobek. Timsah başlıdır yani. Evet meşhur böyle. Aynen. Evet, tamam gözünün Sular önünde. ilahisidir yani Sobek. Mesela o kaç kişi? Mustafa Bayram yazmış, i̇şte, e, Gecenin Kuşu yazmış, ondan sonra bir sürü Elif e, Alpaslan yazmış, Ayşen Bayatlı, Özcan Kaya filan. Hep böyle Antalya, Antalya, Alanya diye yazılıyor. E, mesela Twitter'da az önce Özlem Kurtuluş yazmış bir seyircimiz e, tarihte etiketiyle. Çeşme'de ve Denizli'de ve Muğla'da da var Pelin Hanım diye. Şimdi aslında bizim bu gece... Kleopatra ile anılan, işte Kleopatra plajı nerededir dediğimiz hakikaten de Antalya ve Alanya'da. Aynen öyle. Diğerlerinde var mı? Bilmiyorum ama var diyorsanız vardır herhalde. Ee, gerçekten Kleopatra o plajda yüzmüş mü? Ya şimdi bir tarihsel kayıt yok benim bildiğime göre. Yani yok. Ha. Öyle bir şey yok. Ama Kleopatra'nın Çarşuza gittiği kesin. Hani Telemayos topraklarında olmuş olabilir Alanya falan. Belki gelip geçmiş de olabilir. Ama bir tarihsel kanıt olduğunu ben zannetmiyorum. Hı. Ama Tarsus'a geldiğini biliyorum yani. O başka. Evet. Neyse ama biz yine geldi ve evet. <laughs> bu kadar yayıldıysa bunca zamandır bilmiyorsa gelmiştir de yüzmüştür. Olabilir de diyelim, tabii. Değil mi? Olabilir. Bak bir seyircimiz demiş ki şeyler arası otobüste. Otobüs internetiyle programı e, izleyeceğim. Eminim arada bir kesilecek ama yine de demiş bir tarih bölümü öğrencisi olarak takipteyim. E, sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. E, şöyle bir soru yöneltiyorum. Mısır'daki piramitler yapılırken inşasında Mısır'ın yerli halkının dışında başkaları da çalışmış mı? çalışmış. Şimdi bira ve ekmek karşılığı çalışan işçiler var. Hı hı. Ustalar var, usta başları var. Köleler de var. Hı hı. hatta Kufu'nun bu Nübya bölgesinden ve Sina bölgesinden bu kum halkının yaşadığı yerlerden köle getirdiğine dair anlatılar da var. Kufu çünkü despot bir firavun olarak biliniyordu. Tabii yani bazı firavunlar gerçekten çok şey. Firavun aslında büyük ev demek aslında. 30'dan fazla sülale var, 190 kadar kral. Biz nasıl padişah diyorsak, nasıl kral diyorsak firavun da aynı şeydir aslında. Bir tane firavun yok yani. Bir sürü firavun var aslında. Hmm. İşte Kufu da onlardan birisiydi. O büyük piramidini yaparken köle getirmiş olabilir yani. Ve uzak yerlerden geliyor mesela. Mesela diyelim ki e, bu e, piramidin o içindeki granitler Hı. 500 kilometre güneydeki Asuan bölgesindeki granitlerden geliyor. Mesela kaplama birkaç yüz sene birkaç yüz kilometre güneydeki yine Nil Nehri vasıtasıyla geliyor ama o ana büyük taşlar yakındaki taş ocaklarından geliyor. E yani tabii büyük Mantık bir yani. sektör. Büyük Çok. bir sektör. Peki şey soracağım bu ıı, ilk kadın firavun Hapşet Sut. Evet. Yani şimdi aslında firavunlar hep er, gerçek Kleopatra ya da hani son firavun gibi az önce bir ifade kullandınız. Yani biz firavun deyince hep bir erkek düşünüyoruz. Evet, aynen öyle. Şimdi e, Peki bu Hapşetut? Hapşetut eee aslında ondan önce 12. sülale döneminde yani 1730'larda e, e, Sobek Nefereru diye adında bir e, 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 Kraliçe var. Kardeşi evet. ölüyor. Dört yıl e, firavunluk yapıyor ondan önce, bir 300 sene önce falan. Ama Yani o zaman asil soydansa onlara göre işte, hanedandansa neyse e, tahta oturduğu zaman, yönetici olduğu zaman onun ismi Firavun. Firavun büyük ev. Erkeklerin hakkı aslında yani Mısır yasalarına göre ha. ama bazı durumlarda kadınlar da yapabilmiş. İşte Hatshepsut, bakın babası birinci Tutmosis, Thutmose ya da olarak geçer. Ee, kocası ikinci Tutmosis, ama e, bu e, kocasıyla evlendiği kız çocuk doğurmuştu. Kocası bir dansöz olan, haremde bir dansöz olan Aset adında bir kadına gönlünü kaptırdı. Bu Aset'in bir oğlu oldu, 3. Tutmosis, Tutmose oldu. Birden o çocuk 2 iki yaşındayken ikinci Tutmosis yani kocası öldü. Ölünce iki yaşında çocuk bu ülkeyi yönetemez dedi. Bakın burada zaten görünüyor. Bakın erkek sakalı gibi sakalı var. Bu Hatçepsut, Kraliçe Hatçepsut aslında takma sakalla 22 yıl boyunca ülkeyi yönetti. Firavunluk yaptı aslında. Aslında bak hakikaten güzel. Ee, Çok güzel bir yüzü var evet. Yani nasıl diyeyim yapmışlar. Neden? Yani hem sakalını görüyoruz hem de yani feminen bir Evet, i̇fade hakikaten ifade yani yok. o Büyük hani, kadın e, narinliğini vermişler. Aynen hani öyle. bu erkek mi filan diye insan çok düşünmez bak kadının burnu, ağzı falan hakikaten. Aynen öyle. Güzel yapmışlar. Çok güzel yapmışlar. Şimdi bu Hatshepsut eee meşruiyetini korumak hmm. ve kabul ettirmek için kendisini Amon'un çocuğu olarak lanse ediyordu. Herkes de kendini burada ilahlaştırıyor yani evet, tabii öyle. meşruiyet kazanmak için. el Bahri'de cenaze tapınağı vardır meşhur. Oranın duvarlarında işte kendisi aslında Amon'un kızı olduğunu, Amon'un babası birinci Tutmosis e, kılığında annesi Yahmos'la yaşıyor. E, yattığını ve kendisinin böyle doğduğunu, işte Hunum adındaki tanrıçanın kendisini şekillendirdiğini, hayat verdiğini, o yüzden kendisinde tanrısal olduğunu söylüyor. Tabii, kendi hikaye yazmış. Yazmış. İnandırmış. Peki şeyi soracağım. Şu böyle sakala taktıkları bu bir e, aksesuar mı? O sakal erkeklerin şeyi firavun sakalı. anladım ama yani şimdi normalde bir firavun uzatsa sakalını bu şekilde uzatıyor öyle mi? Evet öyle Ondan yok. sonra ona bir aksesuar takıyor Takabiliyorlar. mu? Takabiliyorlar. ...takabiliyor yani örüp yani şey de yapabiliyorlar... ...bazen şey de yapabiliyorlar... ...olabiliyor yani serbest hmm. durmuyor sakal... ...o şekilde bir şey... ...tabii firavunlar... E, ...bir de başlıklar takıyordu mesela... ...yukarı mısırın başlığı beyaz olur... ...yuvarlamsı olur... E, bu, ...aşağı bu, mısırın kırmızı olur... ...bu mu yer başlık dediğiniz Hayır, bu mu? Hayır ...bu başka bu, bu, başka. Değil. bu ha. değil... ...böyle bir taştır aslında o ha, anladım, kırmızı taş... ...tepeye doğru gidiyor Aynen. böyle o mu? ...aynen savaş zamanı mavi taşlar takıyorlar... Bir de ibadet zamanı şöyle beyaz tağacın şöyle bir tüylü olanı var, onu takıyorlar. Tahta çıktığı zaman da şöyle birkaç böyle birkaç bölümden oluşan taş takıyorlar. Hmm. Taşlar durumu aslında göstermek için kullanılıyordu. Anladım. Mısır'da. Tamam. Ee, ve şey Haccaz işte bu Deir el-Bahri'deki tapınağında ikinci bir şey daha yapıyor. Bu defa babası birinci e, tutmosisin vasiyeti. İşte benim kızım benim varisimdir diyor. Bu değil mi tapınağı? Aynen bu tapınak. Yani aslında askeri başarılarla değil daha ziyade böyle bir e, anıt yapılarla kendini anılıyor. Kendini Osiris gibi göstermiş. Ha. Bir mumya gibi göstermiş. Sakallı. Bu bir kadın. İçinde çok güzel şeyler var. Bir de onun meşhur Punt Seferi vardır. Punt Seferi askerlerine emrediyor. Kızıldeniz'den gidiyorlar. Bugünkü Somali tartışmalı ya da şey biraz daha aşağıda bu Cibuti bölgesi de olabilir. Hı. Oradaki Pu adında bir şeyden bakın mür bitkisi getiriyorlar bir de sığla ağacı bayağı bir abonoz ağacı bilmem şunlar bunlar e, getiriyorlar e, askerleri e, alıp geliyor bu o onun başarısıdır e, onu da anlatır yani peki şey soracağım bunlar niye böyle skarabe e, pek bir meraklı o böceğe skarabe çünkü e, o bir tartışmalı konu da skarabe dediğimiz o e, ee, böcek böcek yuvarlıyor güneşin formuna benziyor yuvarladığı şey hmm. o yüzden kutsal kefri adında başı skarabe gibi olan bir bunların tanrısı dahi vardı yani kefri hmm. tanrıçaları vardı yani onlar için kutsaldır o böcek Anladım. Peki aslında bu gece konuşmayı tasarladığımız ama belki çok fazla vaktimiz olmayacak yine de göstermekte fayda var. Bu Mısırın kuruluşunu belgeleyen bir levha olarak geçiyor. Evet. Mısırı birleştiren kral Narmer. Evet. Yani Birleşik Antik Mısırın ilk hükümdarı. Neden bu levhaya bu kadar önem verildi? Bize neyi gösteriyor? Onu anlatabilir miyiz acaba? Aynen öyle anlatabilirim. Şimdi Mısır günümüzde bile bu kronolojiyi halen kullanıyoruz. Maneto adında bir Serapis rahibi vardı. Günümüzden 2250 yıl önce falan. Bu adam o zaman Yeloglif yazıyı okumayı biliyordu. Tapınakta zaten birçok arşive girebiliyordu. 30 Firavun sülalesini ta o zaman belirledi ve yazdığı şeylerin çoğu da çıkıyor. Tam o zamandan beri. Kazılarda falan hep biliyoruz. Bu Maneto'nun anlattığına göre Menes adındaki efsanevi bir Firavun Mısır'ı birleştiren ilk Firavun olarak görünür. Fakat Hı. Menes aslında pek bir şey bulamıyoruz. Bakın bu Narmer levhası milattan önce 3150 civarında. Bakın az önce bahsetmiş olduğum bu Aşağı Mısır tacıdır. Beyaz taç. Formu böyledir. Bir kabile şefini öldürüyor burada Narmer adındaki bu şey. Bazıları bunun Akrep Kral olduğunu, Akrep Kral'ın oğlu olduğunu ya da Menes denen kişinin bu olduğunu söyler bazı Mısır bilimciler. Bu levhanın, bu paletin öbür tarafında da bakın bu defa delta bölgesinin yani yukarı Mısır'ın kırmızı tacını takıyor. Bir firavun bunu iç içe taktığı zaman yukarı ve aşağı Mısır'ın e, kralıyım demek istiyor. Bakın burada bir yüzde aşağı Mısır, yukarı Mısır'ın tacı, öbür yüzde e, aşağı Mısır'ın tacı olduğuna göre bu adam yukarı ve aşağı krallığı ilk defa birleştirmiş kişidir. Hmm. Eski krallık bununla başlar. O yüzden çok önemli bir şey aslında. Milattan önce 3150. Bu müzelerinde mi sergileniyor? Evet. Kahire'de bunlar hmm. şey e, sergileniyor yani. Muazzam bir şey bu. Hakikaten. Bunu göstermesi açısından önemli yani. Bir de sapa sağlam çıkmış baksana. Çok sağlam. Dile kolay yani 5200 yıl. Günümüzden 5200 sene önce neredeyse. Hı hı. Mısır Tabii, sanatı. O kafalarındaki siyasi statülerini gösterdiği için ve adam hem yukarı hem aşağı Mısır'a hakim olduğu için doğal olarak yani Birleşik Antik Mısır'ın ilk hükümdarı. Evet. evet. O, o zaman e, bu bir kanıt Aynı. ve başarısının da kanıt ifadesi Aynı. olarak. Aynen. Yani şu kuş şey ibis mi? O aslında Horus. Ha Horus. Şahini temsil ediyor ve... Ama ibis de böyle burnun şeydi evet. Tanrı Tot. Tanrı Tot'un yazının tanrısı, Aa. bilgeliğin tanrısı Tot'un simgesi aynı zamanda. Hatta kalemin derler, işte mürekkebin derler, Aynen. yazının derler filan. Aynen evet. yazıyı Tot öğretmiştir. Burada o kancayla işte adam öldü demek yani. Ha dediniz ya kancayla ha. beynini çıkartıyorlar Aynen. diye. Ay, Aynen öyle. evet. Aslında bak o bile e, geldikleri noktayı gösteren bir tabii, şey yani tabii. yani mumyalamak aslında mühim mesele onu becerebilmek anatomiyi biliyor e, adamlar. Seyyar natron bölgesinden bir tür tuz getiriyorlardı Ölünün üzerine seriyorlardı o kan çekiliyordu 70 günde mesela şey vardı e, Horus'un dört oğlu e, Duamutef, e, Keben Senuf. E, e, ee, imset bir de hapi. Dört tane kavanoza bırakıyorlardı. Akciğeri, karaciğeri, bağırsakları ve mideyi. Ama kalp kalıyordu. Ee, kalp önüm... hesap verecek. Hesap veriyordu. Nasıl veriyordu? <laughs> Teraziyi getiriyorlardı. Bazı şeylerde vardır. Maatla yani bir tüyle kalbi tartıyorlardı. Eğer o kalp o tüyden kötü bir insansa ağır geliyor zaten. İyi bir insansa dengede kalır ya da tüy bile onun daha şey olur. Ama olur mu canım? Kalp bu ya. Nasıl da tüyden Öyle. daha hafif olacak ki? İşte orada kalbi biraz şey olarak görüyorlar. Biraz e, nasıl mecazi bir anlam. Yani gerçek değil de iyi insanın kalbi tüyden daha hafiftir yani. İyi bir insan demek. Allah. O zaman ölümsüzlüğe gidiyor yani. Hmm. Onların şeyine gidiyor. Çok acayip. Ölüler kitabı var mesela. Hı hı. Öbür dü dünya yolculuğunda ölüye yol göstersin diye. O zaten o duvarlardaki resimlerin çoğu da o. Rehberlik yapsın yani. Mesela şey diyorlar e, mumyalarınızın e, o mezar kapılarının önüne yemek bırakın. Yoksa acı çeker, açlık çeker öbür dünyada. Bırakırlar yani. Muskalar yazıyorlar falan. Yani Bayağı bir durumu kurtarmaya çalışıyor rahipler. Evet. Öylesine bir şey var. Ve... E öyle bir miras bırakmışlar ki yani bugün turizm yani sonsuz yani nasıl diyeyim kıyamete kadar turist çekecek bir aynen medeniyet aynen öyle. Mısır, Mezopotamya ve Anadolu. Bu üçü çok zengin gerçek. Ah ah biz Anadolu'nun kıymetini layıkıyla biliyor muyuz acaba? ama yani bundan sonra artık şey yapmamız lazım. Yeni nesiller İnşallah. Vallahi daha iyi olacak. Ee, siz şu anda Antalya Müzesi'ndesiniz değil mi? Müdür, yardımcısı Müdür ya. yardımcısısınız. Müdür yardımcısısınız. İnşallah geleceğim sizi yerinizde, İnşallah makamda ziyaret edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Allah güzel olur. olur. Evet. E, süremizin sonuna geldiğimiz için artık e, bu konuşmayı yapıyorum. Burada da sizin ya yani belli ki çok merak sarmışsınız <laughs> ve e, kendinizi adamışsınız ki bunun üzerine bir roman bile yazmışsınız. Ya meraklıları açısından gösterelim bunu. Hattuşa Ziti Attuşalı adam, Anadolu'dan eski bir elçi. Aynen, benim abim Zülfü Bey vardı. Var halen. O arkeologtu. Ben çocukluğumdan beri onun aslında kitaplarıyla ha. Bu işe gönül verdim ve çok seviyorum. Mesleğimi gerçekten çok seviyorum yani. Ama belli, sevdiğiniz belli. Zaten seviyorum. Ee, sevinci oluyor. Yani sevmeden hiçbir işin... Olur. ...hakkını verebilmek çok mümkün değil. Çok teşekkür ederim geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇lginç bir program oldu, değişik Aynen. oldu. Biz de son dönemde yaşanan... işte ...bir takım tartışmaları... ...böylelikle... ...işin aslı astarı neymiş... ...öğrenmiş olduk ve Kleopatra'nın da... ...bildiğimizin çok ötesinde... ...bir hayatı olduğunu da... ...sizden öğrendik... Müthiş bir yani sadece işte güzel, sadece aşık, sadece ya da ne bileyim kurnazlıkları olan bir kadın değil, onun ötesinde hakikaten siyasete de yön vermiş. Aynen. Müthiş bir zeka. 2000 yıldan fazla olmuş ölümü. Halen konuşuyoruz değil mi? Bakın program yapıyoruz. Evet hala konuşuyoruz. E zaten bir de bir sinemaya program. da girmiş, dizilere de girmiş, belgeselleri de yapılıyor. Kleopat daha çok yaşar. Ha? Yaşar, öyle kitabı gözüküyor. da var. Kadın aslında doktorlukla da ilgileniyor yani. Ya kadın müthiş bir kadın. Bir de 39 yaşında ölmüş canım yani. Aynen öyle. Aynen <laughs> Ona öyle. rağmen. Kozmetika diye. Evet. kozmetika Aa. diye o uzun hikaye. Ya bir var. de onun böyle işte güzellik iksirleri falan diye ortalıkta şeyler dolaşıyor. Bazı reçeteler onlar doğru olma ihtimali yok değil mi? Yok. Ama onun mesela saç dökülmesine karşı, işte saç kepeğine karşı, işte başka mesela uyuza karşı kürleri var. Allah Albala Allah. İşe sana. yarıyor muymuş sonradan seneler sonra yapmışlar mı denemişler Yaram mi? Yarıyor olması lazım çünkü mesela Galenos gibi Pergamonlu Galenos bile ona atıfta bulunuyor. Kleopatra'nın kürüdür diyor. Ayetchos gibi doktorlar ona atıfta bulunuyor. Kendinden sonra yaşamış doktorlar yani. Enteresan. Tabii evet. bu hani, onun yazıp yazmadığı kesin değil ama ona atıfta bulunuyorlar. Evet. Yani ama kozmetika. onun ilgilendiği ve bir zamanlar bunun üzerine araştırma yaptığı kesin. İskenderiye Kütüphanesi'ne kadın çalışmış yani illa ki orada bununla ilgili formüllerde bir şeyler vardı. Müthiş hocalar var. Çok teşekkür ederim ben geldiğiniz teşekkür için, ediyorum. anlattığınız için. Sevgili seyirciler, sizlere de teşekkür ediyoruz ekran karşısında bu saate kadar oturduğunuz için. E, gündem ötesini İbrahim Yücel'le hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sizlere iyi bir gece diliyorum. Gece, hafta, inşallah yine. Cumartesi gecesi TRT1 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.